Yelkenli ve Motorlu Çift kanalımıza hoş geldiniz. Bir önceki bölümde Çanakkale'de çok güzel vakit geçirmiştik. Eda'nın keşfettiği deniz börülcelerini toplayıp zeytinyağı ve sarımsakla nefis meze hazırlamıştık. Bu bölümü izlemediyseniz sağ üstte beliren video kartına tıklayabilirsiniz. Ayrıca videolarımızı izledikten sonra beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Yeni bölümümüzde Çanak Koyun'dan ayrılıp Akbük Limanı'na varıyoruz. Akbük'te güzel vakit geçiriyoruz. Sonrasında Bodrum'a doğru artık yavaştan yol almaya başlıyoruz. Videolarımızı izledikten sonra beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Hemen bir rota planlaması yapalım. Zoom out yapalım. Zoom out, zoom out, zoom out. Hemen kuzeye gidelim cruiser'ımızla. Aha işte Akbük. Akbük'ün mantıklı bir giriş yerini seçelim. Yaklaşık. Okey'e basalım. İmlece git diyelim. Menüden geri çıkalım. Zoom in yapalım. Ki tehlikeler varsa kaya, sığlık vesaire görebilelim. Ve siyah çizgiyle yeşil çizgiyi bir yaptığımız zaman ki şu burnu geçince olacak. Rotamızdan sapmadığımızı anlayacağız. Uçan balıklar orada görüyor musunuz ya? İnşallah çekiyordur. Kameraya yetişemedim. Nasıl ya? Bayağı bir şey kovalıyor. Balıklar uçuyor. Bu arada su, yani söyleyecek bir şey yok. Süper. Hafif nem var havada. Karşı kıyılar görüntüsü biraz azalmış. Bak Ören'deki şeyin. O termik santral bacasının falan. Bu iyi bir şey. Biraz nem varsa rüzgar çok sert olmayacak. Eğer bu nem olmasaydı sert bir hava olacağına emindik. Daha Gökova başlamadı. Bu saate çoktan başlardı. Bu da zaten nem sayesinde. Daha doğrusu rüzgarın çok da fazla alçak basıncın yerini almaması sayesinde kaynaklanıyor. Demek ki bölgemizde alçak basınç alanı çok fazla oluşmamış. Bu sayede rahat bir seyir yapacağız. Tabii öğleden sonra gene mutlaka Meltem gelecek. O affetmez. Ama buradan kafadan gelir bu hizadan. Yukarı yani kuzey hizadan Bodrum'dan bu kıyılara kafadan geliyor. Bu şu burnu yani bunun da ilerisinde o işte o fener falan var ya Yedi Adalar fener burnundan itibaren batıdan geliyor. Aşağı bunun da aşağısında çatıyla işte balık aşıran falan vardı ya. Orada da böyle hani tam böyle kuzey batılı gibi geliyor daha çok. O şekilde Gökova 3'e ayrılıyor. Bazen bu dalgalar birbiriyle çakışıp burayı çorba yapıyor. Çok kötü dalgalar oluyor Gökova'da. İnsanı canından bezdiriyor. Arkada Karaca Söğüt var. Karaca Söğüt bu tarafta. Karaca Söğüt'ten sonra işte Kleopatra çok güzel. O zaten bakanlığın yeri. Hani şeyi adası gibi. Tarihi yer. Ondan sonrasında zaten Çamlı İskelesi falan var. Yani o artık Akbük Limanı. İşte o hani çayın olduğu yer falan var. Oraya çok gitmeye gerek yok tekneyle yani çok aşağıda kalıyorsun. Tüm Meltem'in pisliği şeye buraya geliyor, hep rüzgar altı kalıyor. Yani burası son nokta, Karaca Söğüt diyebilirim. Ve Sedir Adası veya hani gitmediysen tabi. Evet, şekil bu. Şimdi bir Akbük'ün içine gireceğiz. Bir işte yüzme, çay kahve, sonra çökertme. Çökertmeden sonra gidebiliyorsak yani havanın durumuna göre ta Orak Adası'na kadar gitmeyi düşünüyorum Bodrum'a. Ama uzak yani ciddi mesafe o. Gidemeye edebilirim. Olmazsa yarın gideriz. Şurası Okluk. Okluk'un girişi İngiliz Limanı. Daha doğrusu Okluk içindeki koy. İngiliz Limanı'nın girişi. Karşı tarafı burada da hırsızla Çanak diye bir koy var ama başka bunlar yani şey. Bunlar çok güvenli. Kapalı yani. Hatta Okluk onun kadar kapalı değil yani. Daha açık kalıyor. Bir de şuradan şu fener var ya, bu küçük ada bu. Oradan girince de iki tane sazanlı koydu. Bir de öbürünün adını unuttum. Ondan iki tane koy var. Şekil bu. Ören'de marina var. Yanında da bir barınak var ama o barınak tam ticari. Yani balıkçılar var hakikaten. Hiç yer yok yani şey olarak. Marina'nın da bir günü 350 liradan başlıyor. En küçük metrekare için. 25 metrekaresi 350 lira günlük. Tabi haftalık, aylık olunca, yıllık olunca çok farklı bir fiyat oluyor. Çok daha ucuzluyor. Ama kaliteli bir marina.
Yani Setur iyidir yani. Ama işte pahalı. Yani benim bütçem dayanmaz yani ona. Evet, durum bu. He? Emine abi. Kim bakıyor yerine? Emine abi. Emine abi. Oto Emin. Oto Emin. Şöyle lastikliyorum, mandal açılıyor bazen. Bu hepsinde var problem. Arayayım anne. Ama bak çalış. Oğuz'la çok iyi anlaştılar. Oğuz'la Emin. Buradaki iki eleman. Oğuz evet. Hidrolik dümen. Oğuz mu? Emin de şu alet. İkisi tamam. Bu onlarla şey değil. Bu bağımsız. Bu kendine Müslüman. Bu şey chart pilotu olsa bu. O zaman bununla birlikte çalışacak. Biz buna çizdiğimiz o rotaya alet kendi götürecekti. Ama biz chart pilotu alamadık. O pahalı geldi. Ya alınır aslında. Pahalı derken bu daha başarılı. Bunda aynı zamanda derinlik ölçer falan var ya, hem de balık bulucu. Benim hani teknede öyle bir kendi kendine götürsün şeyine ihtiyacım yok yani. Zaten o götüreceği zaman da gene sana soruyor. Döneyim mi diyor. Bak geldi vakti diyor. Hani rotayı çiziyorsun ya, birkaç mesela işte oraya pin koydun. Birkaç kalem hani ayırdın. Gene soracak yani. Aa diyecek, hani geldi vakit döndüreyim mi diyecek yani. Öyle olduktan sonra zaten ben gene çevireceğim. Çok arkalarda kaldı çanak. Ve geldik. Akbük'e geldik. Normal motorla, arabayla falan gelmiştik. Bakalım nasıl olacak. Ben keşfediyorum şu anda. Şu anda Mert Kaptan keşifte. Gerekli noktaları tespit ediyor. Gerekli noktaları tespit ediyormuş kendileri. La 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 la. Ay telif ya, ay telif ya. Buradan YouTube'un telif yetkililerine sesleniyorum. Hay ben sizin. Dimdik dağ var ya Akbük'ün üstünde. İşte onun yüzünden burada çok kıranlar olur. Kıran rüzgarı lütfen araştırın. Burası özellikle kıran bükü olarak da geçer yani Akbük bölgeler. Kıran rüzgarı teknede mahveder adamı. Evet, Akbük'ün kamp alanı, iskele. Karşısı komple plaj zaten. Büyük bir gemi demirde, burası demir alanı ve plajları devam ediyor. Ve çilekler. İskele ve kamp alanı göründü iyice yan yana. İskele tonozlu. Aa, oradan balık atladı kocaman. Aa bak orada bak. Atlıyorlar. Bizim boyumuzda bir tekne de var. İstiyorsan 5 dakika iskelede durup gidelim falan. Ya da şu şamandıraların birine bağlayalım. Ne olacak ki? Vallahi diyorum bak. Böyle Akbük'ün orta yerinde bir tane kocaman bir tonoz bulduk. Artık ona bağlandık. Kusura bakmasın sahibi geçici bir şekilde. Zaten burada kalmayacağız. Sadece biraz bakacağız. Umarım şimdi gelmez, geziyordur sahibi. Şurada bir tane pis bir balon balığı var, anlatamam yani. O kadar büyük ki. Yaklaşırsak göstereceğim.
Doğa Restorant, Blue Parrot, Altaş, Akbük Çakmak Süpermarket, buralardayız. Kaptanım, özgürleştir bakalım bizi. Mert Gregor. Allah. Şu kocaman keçi armanın meğer tonozuymuş burası. Şu anda üstümüze ya, üstümüze geliyormuş bağlamaya. Şey dayı bir dakika daha gez ya. Bir 15-20 dakika gez ya. Hadi. Bugün gelmiyor. Bugün gel. Geziye çıkmış oğlum. Ben şimdi bütün gün tek evet. Artık bütün Akbük kıyıdan sürekli burada olur gözüm. Büyük tekne geldikçe. Eyvah eyvah üstümüze attı. Mert sana çok acıyorlar. Çok amma kürek çekti kaptan bu gezide diyorlar. He, kürek çekmek spor güzel ya. Benim sol kolumu geliştirmem lazım. Evet yani şuradan şurası için de. Zevkli oluyor, spor oluyor arkadaşlar. Hareketsiz kalıyor insan. Görüştük. Akbük. Karabük. Denizine bakalım. Tatlış tatlış çakıllı. Ben çakılı çok severim. Ne de olsa Konyaaltı çocuğuyuz. Nefis gözükmüyor mu renk? Muhteşem yani. Bu beyaz çakıllar burayı böyle turkuaz yapmış. Harika. Adını bu beyaz çakıllardan alıyor bence Akbük. Bizim sulu ada gibi. Selam. Selam. Şu an botlara şey yaptık artık. İskele yaptık. Aslında bağladık yüzme iskelesi. Diğer arkadaşlar da bağladık. Ama sağ olsun şey yapmadılar yani. Bizi sıcakkanlılıkla karşıladılar. Şimdi bir şeyler yiyeceğiz. Çamlıbel Market'in. Galiba Şevket amcanın yerinde yiyeceğiz. Bilmiyorum. Akbük Çakmak Süpermarket'in tam önündeyiz. Yani renk ultra lüks, süper sonik yani. Akbük'ün rengine aşık olmayan ölsün yani. Bir dakika yürüyüp gelelim mi şöyle? Olur. Beğendin bakıyorum. Gelin sevgi bahçesinde. Şeyi de güzel yapmışlar. Çadırları da. Burası gözleme diye tarif ettiği yer doğru. Bak işte arkadaş bu ya işte. Kaydediyorum ben. Seni mi? Yasaklı mısın? Gözlemelerimiz de gelmiş. Yamı yamı yamı. İşte o kum beyaz olunca böyle beyaz oluyor. Kum sarı olunca sarı. Neyse kum. Hayırlı ol bakalım. Böyle bir yer işte. Şezlonglar hafif şeyde değil mi? Denizin içinde tabii şezlonglar. Ne haberler de geldi. Doğa Restoran'dan Bilge abi. Adı neydi Edoş? Doğa Restoran. Doğa Restoran. Şu karşıdaki. İşletiyor. Evet, yanında kamping var bakın. Önde de iskele var. Bağlanabiliyorsunuz. Her şey. Ücretsiz iskele. Süper. Restoranları seviyoruz. Restoran, tuvalet vesaire kullanabiliyorsun akşam. Her şeyin yani. Kahvaltısı da var. Harika. O şekilde. Bu tonoz büyük bir teknenin. Arada ulaşılamıyor adama. Şey ama 10 küsur gündür yokmuş tekne. Muhtemelen gezideler. İnşallah. Kışında burada duruyormuş tekne. Onların bayağı gibi. Kışlık tonoz atmışlar zaten. Yani gelmeye de bilir, gele de bilir. 10 küsur gündür yokmuş. Yani gelmesi %10.
kötü şans olur yani. Evet. Ha, iskele de burada yani, gel bağla diyor. Tonozlu iskele. Öyle mi? Kalınabilir gece yani. Her havada kalınır. Bir de şey diyor, bugün hava olmayacak diyor. Vallahi sen bil. Ben de kalalım burada yani. Bu tonozda kalalım değil mi? Tonozda kalalım. Adam gelirse iskeleye gidelim. Bence de. Şu anda çünkü alarga süper yani. Tabii en güzel esen yer. Orası da güzel, kötü değil, esiyor ama şey, sonuçta iskele yani. Burası daha güzel. Bağımsız olmayı tercih ederim. Şu anda suyumuz falan da var. Hani böyle bir ihtiyacımız da yok. Bir şey yapmaya yok. Vakit geçti zaten. Yol vakti. Yok. Tekneler geliyor yani. Hava da yok gibi ama. Acelesi de yok ya. O yüzden de. Büyük bir... Ya kendi miymiş? Neymiş acaba buradaki tekne? Motor yat mı? Bilmem ne abi. Telefonumu da verdim. Selamlar. Şimdi size niye bu bikinileri gösteriyorum? Şunu söylemek istiyorum. Bikinilerinizi asarken hanımlar özellikle sizlere dikkat. İpinizi mutlaka şu alt kısmından geçirip mutlaka bağlayın. Çünkü bir şey oldu rüzgarda. Düştü diyelim mandal. Bakın. Bikinim burada kalıyor. Bu mandaldan da kopsa bağladığım için düşmeyecek asla. Lütfen bunlara dikkat ederek asalım. Sonra altsız ya da üstsüz kalınabilir. Hayır, kamu spotu çekeceğim diye öyle gerçekçi yapıyorum ki mandalı gerçekten düşürüyorum. Neyse, Allah'tan Mert kaptan hemen yetişti. Bir mandal daha kurtarıldı. Bir mandal daha. Doris'e kavuştu. Şimdi aktifteyiz. Sıfır rüzgardı. Sıcak esti. Akabinde bir anda bastı. İşte kıran oluyor. Çok ufak bastı şu anda. Hani büyük basmadı. Ama bu akbükün özelliği bu. Şu dağlar var. Çekeyim hemen dağları. Yüksek yüksek ya. Dağlardan indiriyor arkadaşlar. Sağlam indiriyor, indirdi mi? Çok güzel oluyor ama. Yani serinlik açısından güzel de bayağı basıyor. İlk şey de alevle geliyor. Kara kara balıklar, küçük kara balıklar. Neredeyiz acaba biz? Tabii ki de dün söylediğimiz gibi doğa restorandayız. Doğa restoranın iskelesinde su alıyoruz. Akbük. Mert kaptan. Günaydın. Pırıl pırıl tonozlu bir iskele. Şu tarafta da küçükler var. Sen bekle eder. Bot o şeyin altında kalmaz inşallah. Devam et.
sert feden çıktım da Halil'im, aman başım selamet. Çökertmeden çıktık, akıllara bu türkü düştü. Gariban Halil armutları yüklemiş sandalına. Giderken kendi eceline doğru gitmiş meğerse. Artı Orak Adası. Uzun bir seyirden sonra Akbük'ten, ki Akbük şu an gözükmez zaten, Orak Adası'na geldik. Hava bozuk, karayel esiyor. Orak Adası'ndaki eve bakın. Bu da Orak Çekiç Adası'nın yanındaki Orak Çekiç. Başka bir ada, onda da bir ev var. Kocaman.